Patiserap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir Alman klasiği olan Steppdeckenkuchen yani yorgan kekini yapacağız. Yorganla kekin ne alakası var derseniz, olay görüntüsünde. Bir yorgana benzerliğinden dolayı adını almış olan bu kekimizin şimdi malzeme listesini not edelim, sonra da yapımına geçelim. Hadi buyurun. Kekimizin yapımına başlamak için oda ısısındaki yumurtalarımızı bir kasenin içerisine kıralım. Üzerine şekerini de ilave edip mikser yardımıyla iyicene köpürene kadar çırpalım. Çırpma işlemi bittikten sonra sıvı yağını ekleyelim. Oda ısısındaki sütümüzü dökelim. Mis gibi kokan vanilya şekerini ekleyelim. Ve tuz. En son da unumuzu eleyerek ilave edelim ve sonrasında bir spatula ya da bir çırpıcı yardımıyla güzelce pütürlük kalmadan karıştıralım. Ben 26 santimlik altı çıkan bir tart kalıbı kullandım. Siz kelepçeli bir kalıpla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da daha kabarık olsun isterseniz bu kalıbınızın ebatını 24 santime kadar indirebilirsiniz. Yağlı kağıdımızı kalıbımıza yerleştirdikten sonra şimdi hamurumuzu içerisine dökelim. Kekimiz kenarda beklerken biz de bu arada kremasını hazırlayalım. Bu kremayla kafesini yapacağız. Bunun için de ilk önce yumurtamızı kıralım ve el çırpıcısıyla güzelce çırpalım. Çırptığımız yumurtanın içerisine oda ısısındaki peynirimizi katalım. Ve ikisi birbirine iyicene karışana kadar çırpalım. Şimdi de nişastamızı ekleyelim. Ardından pudra şekeri. Ve en son da vanilya şekerini ilave ettikten sonra yine tel çırpıcımızla pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştıralım. Hazırladığımız karışımımızı yıldız uç taktığımız sıkma torbamızın içerisine aktaracağız şimdi de. Ve yapımda da gördüğünüz gibi şimdi de kekimizin üzerine kremamızla kafes şeklini verelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst ayarlı fırınımızda şimdi tam yarım saat pişireceğiz.
Sürenin sonunda da fırında bekletmeden hemen fırından çıkartacağız ve dinlenmeye alacağız. Ve servis öncesinde üzerine biraz da pudra şekeri serpelim. Güzelce dilimledikten sonra servis etmeye de hazır yorgan kekimiz. İşte gördüğünüz gibi Alman klasiğimiz Streptekin Kuchen'in de hazırlanması bu kadar kolay ve basitti. Umarım tarifim, videom ve anlatımım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, afiyetle kalın.